Hayatın ve Işığın ressamı Fausto Zonaro, İtalyan kökenliydi ve 1891 yılında gemiyle İstanbul'a geldi. Boğaz'ın, doğanın büyüsü karşısında acemi kalemimle Gautier'in, Amicis'in ve Pierlotti'nin yazdıklarını anlatmaya kalkışmayacağım. Ben paletimle, fırçamla bu güzellikleri resmedip görevimi yerine getireceğim demişti. 1896 yılında Ertuğrul Süvari Alayı'nın Galata Köprüsü'nden geçişini resmetmek üzere haftalar boyunca köprü başında yerleşip muhtelif eskizler yapan sanatçı, daha sonra bunları bir araya getirerek yapmış olduğu başyapıt olan Ertuğrul Süvari Alayı'nın Galata Köprüsü'nden geçişi adlı tabloyu Sultan II. Abdülhamit'e sundu. Padişah bu tabloyu beğenince kendisini saray ressamlığına atadı ve ressamı Hazreti Şehriyari görevine getirilmiş oldu. Bu süre içinde önemli yapıtlara imza atan sanatçının özellikle ön plana çıkan eserleri arasında Tulumbacılar tablosu, Dervişler tablosu ve 10 Muharrem tabloları bulunuyor. 10 Muharrem tablosu Sultan Abdülhamit'in yakın dostu olan Şii mezhebi lideri Razı Khan'a yapmak istediği bir armağandı. Bunu resmetmek için, bu kompozisyonu yaratmak için sanatçı Karacaahmet Rifai Tekkesi'nin önünde gece karanlığında bu orada eskizler yaparak, yani değişik eskizler yaparak, daha sonra bunları bir araya getirerek bu kompozisyonu tamamladı. Ve gördüğünüz gibi burada arka planda tabloyu görebiliyorsunuz. Bu tablonun çerçevesi Yıldız Sarayı'nda Marangozhane Hümayun'da çerçeve bölümünde imal edildi. Çerçeveden sorumlu Hasan Cemil Paşa ve aynı zamanda Sultan Abdülhamit'in denetiminde yapıldığı söylenmekte. Gördüğünüz gibi Rumi motifli süslemeleri bulunuyor çerçevenin ve tabii özel bir çerçeve yapılmıştı bu güzel kompozisyon için. Tablonun kendisi önemli bir belge niteliğinde Şii mezhebinin 10 Muharrem törenini canlandıran bir çalışma. Tabloyu tabii Sultan Abdülhamit 31 Mart olaylarından sonra Selanik'e sürgün edilmesinin ertesinde gerçek alıcısını bulamadı. Yani tablo düşünüldüğü gibi Şii mezhebi lideri Razı Khan'a verilemedi. Ve 1910 yılında Zonaro Türkiye'den ayrılmaya karar verdiğinde bütün diğer tablolarıyla birlikte bunlar paketlenip deniz yoluyla İtalya'ya, Roma'ya sevk edildi. Kendisi de Orient Express treniyle İtalya'ya, Padova kentine geri döndü. İlk 1910'da dönüşünden itibaren ilk dönemde Roma'da kendisi konakladı ve Roma'da yapmış olduğu ilk sergide daha önce İstanbul'dan tanıştığı İtalya Kralı Vittorio Emanuele III ve ana kraliçe Margherita bu sergi açılışına katıldılar ve dakikalarca bu kompozisyonu, bu tabloyu hayranlıkla seyrettiler. Roma'daki sergiden sonra bu tabloyu muhtelif sergilerde, değişik kentlerde sergileme olanağını buldu.